Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz emamovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OG-X indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok bomba haberim var sizlere arkadaşlar. Benim hiç beklemediğim, bütün FIFA komünitesinin hiç beklemediği bir haber. Türkiye Ligi Team of the Season'ları çıktı arkadaşlar. Normalde Rest of the World'ün içinde komünitenin seçmiş olduğu Community Totsen içinde olurdu hep Türk oyuncular. Ama arkadaşlar bu sefer Türkiye Ligi çıktı. Yayın tweet'i de hatta ilk defa Türkiye Ligi çıktı diyor adamlar. Ya bu sefer de çıkarıp enyam yapsalardı harbi ağzının ortasına koyacaktık yani arkadaşlar. Bu kadar transfer yapıldı bu sene. Çıkması çok iyi. Arkadaşlar kartları şimdi sizlere göstereceğim. Bu videoyu çekme amacım sizlerin bilgilendirmek. Çünkü çoğu arkadaşım bana abi çıkacak mı çıkmayacak. Ben de çünkü çıkmayacak kardeşim diyorum. Çünkü hani EA hiçbir sene çıkarmamıştı. Bu sene pek umudum yoktu. Ama arkadaşlar EA sonunda Türkleri de gördü. Birazcık böyle saçma bir TOTS da olsa çıkardılar arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte onları inceleyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda 150 beğeni gerçekten çok sevinirim. Sizlere bomba bir haberim var. Çok rahat bir şekilde, inanılmaz hızlı bir şekilde ve neredeyse arkadaşlar günde 10k kasabileceğiniz arkadaşlar, günde hesap başı 10k kasabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. O yöntemi de arkadaşlar Allah kısmet ederse yarın yükleyeceğim. Normalde bugün yükleyecektim ama arkadaşlar işte dediğim gibi bu araya girdi, birden gelince bunu yüklemeye kararı aldım. Ve arkadaşlar bu videoda dediğim gibi iyi beğeni sayısını geçersek benden o video için ne kadar hevesli olduğunuzu görmüş olurum. Şimdi arkadaşlar öncelikle size TOTS'ları gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi Volkan Demirel, Şahiner, Daglao, Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Oğuzhan Özyakup, Sosa, Edin Vişya, Nani Gomez, Eto, Karcamaskas, Serdar Aziz, Gökhan Gönül, Çağıran, Atiba Hutchinson, Lucas Podolski, Rodega, Itanş, Keya, Topal, Meha ve Umar arkadaşlar. Totsar görmüş olduğunuz gibi çok güzel ama EA'nin burada yaptığı bir salaklık var arkadaşlar. Bunu harbi açık açık söylüyorum. Burada Ndiaye olması lazım. Quaresma'nın olması lazım arkadaşlar. Bunları çıkarmaları gerekiyordu. Galatasaray'dan Selçuk Nen ve Snyder'i çıkarıp markete canlandırmaları gerekiyordu. Ama biz buna da razıyız arkadaşlar. Şimdi benim burada dikkatimi çeken en güzel kartları size söylemek istiyorum. Arkadaşlar burada öncelikle Volkan Demirel'in manyak bir kaleci olacağını size söyleyebilirim. Zaten Volkan'ın boyu uzun, refleksleri 87 arkadaşlar, hepiniz görüyorsunuz. Positioning'i 84. Boyu uzun ve refleksi olan kaleciler arkadaşlar bu oyunda çok iyidir. Ve Volkan Demirel'in çok iyi bir kaleci olacağını düşünüyorum. Bir sonraki isim arkadaşlar benim için çok ama çok önemli. Oğuzhan Özyakup. Arkadaşlar kartını görüyorsunuz zaten. Mükemmel bir kartı var. 80'de fiziği olmuş. 70 defansı var. CM'de kullanabilirsiniz. CDM'yi bilmiyorum ama CM'de çok iyi oynayacağını söyleyebilirim. Bir diğer dikkatimi çeken futbolcu arkadaşlar Luis Nani. Gerçekten çok iyi bir kartı var. Oyunda 5 star skiller olduğu için, insanların da 5 star fantasisi olduğu için arkadaşlar Nani'nin fiyatının çok yüksek olacağını markette size söyleyebilirim. Bir sonraki isim arkadaşlar Mario Gomez. Mario Gomez arkadaşlar oyunda hiç denemedim açık konuşmak gerekirse. Ama 80'lik bir kartı var. Hani bu kart ne kadar kötü olabilir? O da ayrı bir konu. Bence iyi bir kart olacak arkadaşlar. Biraz kantolu olabilir. Bizim Türkler yani bizim yapımız arkadaşlar Allah ne verse koşma var. Hani Mario Gomez koşmak için yaratılmış bir adam değil oyunda. Ama gerçekten çok iyi. Kafa toplarına falan çok hakim. Gomez'i kullanabilen arkadaşlar almayı unutmasınlar. Bir sonraki isim Samuel Eto'o. Samuel Eto'o arkadaşlar 82 pace, 89 dribbling, 90 şut, 85 pas, 82 fiziği var. Arkadaşlar açıkça konuşmak gerekirse bu kart forvet arkası cam veya SF bile oynar. Hatta bana kalırsa cam oynatmanız daha iyi. 82 pace ve 85 pası var. Şutu da çok iyi. Bunu cama çekip Gomez'i forvete alabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar Nani'yi de sol kanada koyarsanız bu olay sizindir. Yedeklere bakacağımız zaman arkadaşlar gözüme ilk çarpan isim Serdar Aziz. Serdar Aziz'in kartı mükemmel arkadaşlar. 82 pace, 83 defans, 84 fizik ve normalde bildiğiniz gibi oyunda pace'i çok olan insan oyuncuların arkadaşlar boyu kısa oluyor. Ama Serdar Aziz'de bu durum da yok. Serdar Aziz'in boyu da gayet iyi. Kafa toplarına da hakim. Serdar Aziz'in kartı mükemmel olmuş arkadaşlar. Bir sonraki kesin Gökhan Gönül. Gökhan Gönül beni biraz şaşırttı hani bu oyun gerçekten gelmesi. Ama gayet iyi bir kartı var. Bir sonraki kesim arkadaşlar benim oyunda nerede şu ana kadar görmüş olduğum en AIDS for, en AIDS CDM, en AIDS arkadaşlar. Defansif orta saha olabilir. Atiba Hutchinson mükemmel bir oyuncu arkadaşlar gerçekten. Oyunda alanı çok güzel kapatıyor. Birebir markajlar da çok etkili. Atiba Hutchinson arkadaşlar mutlaka alın. Oğuzhan veya Atiba'yı zaten ben de alıp denemek istiyorum Allah kısmet ederse. Bir sonraki isim Galatasaray'dan sağ kanat kartı çıkarmışlar arkadaşlar. Podolski sağ kanat kartı çıkarmaları çok iyi oldu. Solanani sağ Podolski olarak kullanabilirsiniz. Ama tabii ki de sağ Quaresma olsaydı Podolski RF yapıp forvet
Kuvvet'e koymak içten bile değildi arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Kuvvet'e çıkmadığına göre biz de Podolski ile arkadaşlar işimizi göreceğiz. Zaten mükemmel bir sol ayak şutları var Podolski'nin, bildiğiniz gibi. Tek ayaklı bir futbolcu, önünde açık konuşalım. Sağ ayağı hiç yok ama sol ayağını yapıp şut yakaladığınız zaman arkadaşlar garanti gol oluyor. Bir sonraki isim Aksaspor'dan senenin formül ismi Rodega. Güzel bir kartı var arkadaşlar. Nasıl oynadığını bilmiyorum. Hemen arkadaşlar bir sonraki isim Simon Kea. Simon Kea arkadaşlar bana kalırsa yani Türkiye'ye fazla bile diyebilirim. Avrupa düzeyinde çok iyi bir stoper. Umarım arkadaşlar ligimizde kalır diyeyim. Ben Galatasaraylıyım ama hani giderse eğer hani Avrupa'da çok iyi bir yere gidebilir arkadaşlar. Gerçekten Avrupa düzeyinde bir stoper. Çok iyi Simon Kea'nın kartı hani 80'li. Hepinizin bildiği gibi Komünite Totus'a çıkmıştı. Bir sonraki isim Mehmet Topal. Arkadaşlar bana çok gelen sorulardan bir tanesi. Abi inform Mehmet Topal mı, informatif açısın mı? Arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Ben ikisini kullandım ama en iyisi Atiba Hutchinson. Mehmet Topal çok kazma gibi geldi bana. Atiba Hutchinson daha estetik ve daha iyi arkadaşlar. Atiba'yı almayı unutmayın. Bir sonraki isim Konyaspor'dan bu sene frikikleri ve uzaktan şutlarına dikkat çeken Meha. Kartı gerçekten iyi arkadaşlar. Alıp deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok paranızı harcamayın. Çünkü oyuncuyu sattığınız zaman iyi %5'ini kesiyor ve sizin coinlerinizi boşuna gitmiş oluyor. Bir sonraki isim Umar Amino Osmanlıspor'dan. Beni zaten arkadaşlar bu kartın gelmesini bekliyordum ama ben aynı şekilde Osmanlıspor'dan Ndiaye'yi de bekliyordum. Ndiaye gerçekten mükemmel bir oyuncu arkadaşlar. Çift yönlü oynuyor. Takımı tek başa getirdiğini söyleyebiliriz. Gerçekten iyi bir isim. Dediğim gibi arkadaşlar Türkiye Ligi totları bu şekildeydi. Sizi bilgilendirmek istedim. Bana çok soru gelmişti. Umarım bütün sorularınıza cevap vermişimdir. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yarınki coin kasma taktiği videomuzda görüşmek üzere. Yarınki videodaki heyecanınızı bildirmek için aşağıya yorumlara. Bu arada bu videoyu izleyen herkes aşağı yorum atsın arkadaşlar. Hiç yorum atmıyorsunuz, üzülüyorsunuz beni. Aşağıya herkes bana motivasyonları atmayı unutmasın. Ve arkadaşlar yarın sizlerle birlikte mükemmel bir coin kasma taktiği videosu gelecek. Ve ayın 1'inde de arkadaşlar okullarım tatil oluyor. Bu da demek oluyor ki ayın 1'in akşamında, çarşamba akşamı manyak bir canlı yayın sizleri bekliyor. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.